Şimdi şöyle diyelim hocam o zaman coğrafyalarını tanımlayalım Belki de isterseniz. en önemlisi bu. Aslında Urartular. burada öncelikle bir numaralı haritayı görebilirsek oradan Gelir şimdi hemen. coğrafyayı anlatmak çok daha iyi olacaktır. Evet, siz devam edin hocam. O gelir. Geldi. Bu harita şöyle, aslında Urartu nerede kuruldu, nasıl bir coğrafyada kurulduğunun bize cevabını veriyor. Bir iki harita daha göstereceğim. Baktığımız zaman sarı ile işaretli olan alan Urartu'nun ulaşmış olduğu en geniş sınırlar. Biz bunları yazıtlardan, Urartu'nun kurmuş olduğu kalelerden, mezarlardan ve benzeri arkeolojik kalıntılardan tespit edebiliyoruz. Tabii baktığımız zaman dağlık bir coğrafya. Sadece Doğu Anadolu değil, günümüzdeki Ermenistan olsun, Kuzeybatı İran olsun oldukça zorlu bir coğrafyaya Urartu hükmediyor. Bu noktada mesela 3 numaralı görsel Van Gölü Havzası'nın tamamı neredeyse değil mi? Van Gölü Havzası'nın tamamı, Ve kuzeyde Sevan Gölü, Aras Havzası. Ermenistan, yani bugünkü sınırlar için Ermenistan ve Ve Kuzeybatı İran, nispeten Urmiye Havzası. Azerbaycan, Urmiye. Evet. Yani biz 3 tane havza görüyoruz aslında bu noktada. Ve daha doğrusu batısında Erzincan, Elazığ bölgesi var. Onunla Yani ilgili soru var. Biraz sonra soracağım. tabii ki. Tortum'un, Erzurum'un Urartu tarihindeki yerini soruyorlar O izleyicilerimiz. kadar detaylara belki cevap veremeyebilirim. Eyvallah. Sonrasında veririm tabii ki. Bu görseli aslında bir uydu görüntüsü ve uydu görüntüsünü aslında biraz manipüle ettim. Ki nasıl bir coğrafya olduğunu görelim. Çünkü Ağrı Dağı'nı sizin Van'dan görme gibi bir ihtimaliniz yok. Fakat manipüle edilmiş bu görselde Urartu'nun başkenti Tuşba olarak yazan kısım Urartu'nun merkezi. Başkenti Urartular burada kuruyorlar. Van Kalesi, Tuşba. Ve yakında da büyük kentleri var. Yani en azından bizim kazılarını bugüne kadar yaptığımız, arkeolojik kazılarını yaptığımız Toprak Kale olsun, Anzaf olsun, belki daha yukarıda Ayanis olsun, yakında Çavuştepe, Yoncatepe gibi yerleşmeler var. Ki burada bunlar arkeolojik kazısı yapılmış yerleşmeler. Daha bir sürü Urartu yerleşmesi var. Urartular bu bölgeye yerleşmişler. Tabii bu sadece bir ova, Van Ovası. Ama bununla beraber görmüş olduğumuz o dağlık alanların her birinin bulunduğu yerde kentler var, köyler vardı. Yani bunun kent dediğimiz kavram belki Urartu'da devletin organize ettiği, tasarladığı yapılardı. Fakat tabii insanlar yaşıyorlardı, köyler vardı olasılıkla. Fakat tabii arkeolojide genelde kale kazmak çok daha mübah olduğu için, çünkü iyi eserler oradan çıkar. Köyü kazsanız çıkacak en fazla yani kapkacak çıkacaktır, basit evler çıkacaktır. O yüzden genelde kazılar kentlere, kraliyetin, devletin inşa ettiği yerlere ulaşmış. Ve bu coğrafyaya biz baktığımızda çok dağlık bir coğrafya görüyoruz. Yani günümüzde bile bölgeyi kontrol etmek o kadar zorken, ki sizin uzmanlık alanınız hocam Orta Çağ dönemini vesaire düşündüğünüzde geçitlerin azlığı, dağlık alanlar, orada yaşayan çeşitli etnik gruplar Urartu için gerçekten zorlu bir coğrafya olmuş. Yani biz Urartu coğrafyasına baktığımızda çok zor bir coğrafyada ilk defa bir devlet Devlet organizasyonunu kuruluyor. görüyoruz. Yani Urartuların belki de en önemli özelliği bu zorlu coğrafyada bir devlet organizasyonu kurmaları. Şimdi Erkan Hoca, Erkan Konyer Hoca kitabına Urartu aşiretten devlete demiş. Niye bunu demişi biraz konuşuruz, tartışırız. Niye Tabii. aşiretten devlete dedi? Aslında biraz değindiniz. Yani her topluluk boylar veya aşiretler halinde ortaya çıkar ve bu boylar birleşir. Belli bir hedef uğruna, belli bir amaç uğruna kendilerini idare edecek bir lider, aşiretlerinden birisi, belki bir primus inter pares seçtikleri zaman yavaş yavaş devlete dönüşürler. Sonra bu devletin mekanizmaları oluşunca, oturunca, biraz da merkezileşme gerçekleşince bir imparatorluğa doğru gider, evrilir. Ama ondan önce şöyle bir soru sormak istiyorum sizde. Şimdi bu Urartular kendilerini nasıl tanımlıyorlar peki? Urartular hocam kendilerini aslında biz yazıtlara baktığımızda ilk defa yazıtlarda kendilerini Biyanili olarak tanımladıklarını görüyoruz. Yani biz
düşmanları, baş düşmanları bile denilebilecek ve dönemin Amerikası, birçok hocamız bunu kullanır Asur İmparatorluğu için dönemin Amerikası. Çünkü gerçekten de bölgedeki hem geçit devletleri olsun, yani Anadolu'daki diğer devletler olsun, farklı bölgelere bir Amerikan vari yaklaşımı var. İstediği yere gidiyor, sınırlarını belirliyor, haraç alıyor. Ve Asur, biz Urartu adını onlardan duyuyoruz. Yani Urartu diye onlar söylüyor. Fakat kendilerine Urartular Biyanili diyorlar. Tabii Biyanili burada hatta Van'la ilişkisi olabileceği de söyleniyor. O Van'ın kökünün o Biyanili zamanlarına kadar gittiği söyleniyor. Vanli mi diyorlar? Yani? Evet. Yani çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Zorlarsanız Niagara'dan Niagara'ya doğru. Evet, Niagara, Niagara'ya şey. Kadar gider. Ya fakat kendilerini Biyanili olarak tanımlıyorlar. Hatta yazıtlarda Biya ülkelerinin kralı olarak, krallar kendilerini Biya ülkelerinin kralı, Nairi ülkelerinin kralı. Çok farklı aslında coğrafyalardan bahsediyor. Bu isimler aslında etnik tanımlamalar değil. Coğrafi tanımlamalar olasılıkla. Yani hükmettikleri bölgelerin isimleriyle kendilerini anlıyorlar. En azından krallık yazıtlarında bunu bize bu şekilde söylüyor. Belki şeye gelebilirim, aşiret konusuna. Geliriz. Canan Hanım diyor ki, Canan Küçükbenli, Urartular, büyük şehirler, saraylar, kule tapınaklar, açık hava tapınakları, depo binaları, su kanalları, tarım arazileri, bağlar, bahçeler inşa ettiler evet. diye bir katkı sağlamış. Bizim o medeniyet ilerleyen kısmına ilerleyen zamanda konuşuruz. Evet. Buyurun hocam. Aşiret konusuna hocam gelecek olursak, Asur kaynaklarında biz çokça yazıt görüyoruz. İşte bu yazıtlarda Asur kralları işte onlarca kralı yendiklerinden bahsediyorlar. Bölgeye yaptıkları seferler, yani Doğu Anadolu bölgesini olsun, Urmiye'nin güneyini olsun. Çünkü onlar için gerçekten büyük bir gelir kaynağı yaptıkları bu seferler. Ve onlarca kral, yani bu çok mantıklı değil. Dar bir alanda, dar bir coğrafyada o kadar çok sayıda kralın olması mantıklı değil. Yani hem Erkan Hoca olsun hem Kemalettin Köroğlu Hoca olsun, bunlarla yaptığımız tartışmalarda, konuşmalarda buradaki aslında anılan kişilerin aşiret reisleri olduğunu gördük. Kemalettin Hoca'ya selam gönderelim burada. Ben Marmara Üniversitesi'nde biz yıllarca beraber çalıştık. Tam bir Urartu aşığıdır. Öyledir. Böyle yazı iple çekerdi. Sonra doğru kazıyı. Onun evet. böyle muazzam kazı anlatıları var. Özellikle işçileriyle. İki yıl ilgili. Beraber katıldık. Bölgedeki kazılara. İşçileriyle birlikte. Ama Doğu onun için aşk. Kemalettin evet. Hoca için. Bir de bisiklet tabii. Selam olsun hocamıza. Hem evet. Kemalettin Hoca'ya hem Erkan Hoca'ya. Çünkü Kemalettin Hoca benim yüksek lisans tez danışmanım. Erkan Hoca da doktora tez danışmanım. Eyvallah. Her ikisiyle beraber çalışıyoruz. Bu noktada bu aşiretlerin, yani Urartu'nun bir devlet olarak karşımıza çıkması, aşiretlerin bir eski bir Sovyet teorisi vardı aslında. Urartu araştırmalarına değineceğim zaman belki Hı-hı. anlatırım ama biz Sovyetlerde görüyoruz, Sovyet araştırmacılar Urartu'nun kuruluş dönemiyle ilgili özellikle bir konfederasyondan bahsederler. Aşiretler Konfederasyonu. Tabii Erkan burada, Hoca'nın kastettiği aşiret bu yani. Tam yer. O değil. Ona geleceğim. Hı. Tabii böyle bir birlik oldu mu? Yani en son yaptığımız konuşmalarda böyle bir birlikten ziyade güçlü olan bir aşiretin diğerlerini boyunduruk altına alarak bölgeyi yönettiği. Çünkü buradaki görseli gösterme sebebim de hocam bu dağlık coğrafyayı bu yüzdendi. Yani sert bir olur değil mi buranın insanı? Sert ve kolay kolay yani pes etmez. Ha, mücadeleyi bırakmaz aslında. Hem bırakmaz hem de durduk yere tutup da kendi hükümranlığı bir başkasına vermez. Kendi yetkisini. Dolayısıyla burada olasılıkla güçlü bir aşiret ön plana çıktı. Tabii bu noktada daha önce söylediğim bir şey vardı. Asur kralları, imparatorları bölgeye yaptıkları seferlerde buradaki o aşiret reislerinin çocuklarını, beylerin çocuklarını alıyorlardı. Ve bunları olasılıkla Asur'da eğitiyorlardı. Yani köle olarak kullanmıyorlardı. Sarayı alıyorlardı. Ki biz imparatorluklarda hep bunu görürüz. Hep aklıma Osman'da Vlad gelir. Kont Drakula. Yani Vlad, sarayda evet. eğitim görmüştür. Tekrar başa çıkarılmıştır. Çünkü öyle enteresan ki Urartu'nun kuruluşundaki Doktor Armağan Tan İstanbul Üniversitesi'nden kuruluşu çalışmıştı. Ve onun tezi bu alınan çocukların yani Asur'da bu eğitimi alan kişilerin bu aşiret reislerin çocukları oldu ve yani birkaç yüzyıl sonrasında Urartu'nun çünkü kuruluşu 850-860 milattan önce gibi bir tarihe denk geliyor. O dönemde
Asur'un da desteğini alan ya da Asur'daki o şeyini eğitim sürecini tamamlayan ve kendi aşiretinin başına geçen bir aşiretin diğer aşiretleri bir şekilde bir araya getirdi. Bu kimisi gönüllü olmuştur, kimisi zorla, kılıç zoruyla olmuştur ama bir şekilde orada bir yönetim mekanizması kurmaya başlamışlar. Tabii burada biz neleri görüyoruz? Bu aşiret yapısı, Urartu'nun yıkılışına geldiğimizde de bir anda Urartu yok oluyor. O biraz belki sonraki konu ama bağlantıyı aşiret söylemek dağılması için. Mı? Yani birebir Emevi. Yani Emeviler de aynı. Şeyiniz yani bittiği 90, anda 90 yıl boyunca bir sınırı Çin'de, diğer sınırı nereden baksanız İberya Yarımadası'nın tamamını ele geçirmiş ve yukarıya Fransa'ya kadar gitmiş. Ve 90 yıl içinde yok oluyor. Sisteminiz çöktüğü an tabii tabii. Yani herkes nasıl kurulursanız, aşiretle kuruluyorsanız aşiretler dağıldığı anda bitiyorsunuz. Ki Urartu günümüzde krallıktan ziyade artık imparatorluk olarak anılmaya başlandı. Bu devasa bir coğrafya o dönem için hükmetmesinden dolayı. Yani Urartu'da da benzer bir şey olmuş olmalı.